2 milyar falan gibi para alıyor. Evet, devam edelim. Evet, devam edelim. Bey, ben bu siyaseti dizayn edenlere takıldım. Nasıl oluyor bu iş, bir anlatın. Yani kimler toplanırlar? İyi niyetle toplanıyorlar, tamam. Ama dizayn edemiyorlar. Canım sen o kadar kafanı takma. Dizayn edemiyorlar ya, ama... Niye takmayayım yani, ya birileri gelecek. Hadi biz de siyaseti dizayn edelim. Ben ediyorum. Hadi biz de şu an ama dizayn edelim. Kardeşim, şimdi benim yaptığım Liberal Demokrat Parti olarak bodoslama siyaseti dizayn etmedir. Onlar da kenardan yapıyorlar. Şimdi ben de Net Holding'in başında olup da politikaya girmeseydim... Net parası isteyeceğiz artık, anlaşalım. Olur. Şimdi bu tip toplantılarda ben de memleket iyiye nasıl gider diye bu iş adamlarıyla sohbet ederim. Bu adamların konuşmasını dediğim gibi ille de ama bir şeyle gizli bir şey yapıyorsa, bir ihale için bir şey için, o ayrıdır, o suçtur. Ama bakın, o öyle bir şey yok. Siz yani diyorsunuz ki, baştan başlayalım, bu yeni oluşum yeni değildir. Değil. Yıllardır ülkeyi yönetiyorlar ve kötü yönetiyorlar, kötü yönetiyorlar diyorsunuz. Rezil ama şimdi bu siyaseti dizayn ettiğini ifade ettiğiniz kişiler, İsmail Cem, Hüsamettin Özkan, Kemal Derviş'i bir araya getirip eski olmasına rağmen yeni oluşum adıyla ortaya çıkardılar. Evet. Ve bundan bir şey bekliyorlar. Tutmuyorlar. Niye? Tutuyor ya da tutmuyor. Evet. O zaman iyi niyetli de olsa kötü bir şey yapıyorlar. Ya şimdi kardeşim, şimdi siz bu adamları, siz bu zengin iş adamlarını kullandılar. Onu şimdi bakın Gökhan Bey, yani siz bu zengin iş adamlarını akıllı falan zannediyorsunuz. Nasıl para kazandılar? Para kazandılar. Biraz önce dediniz ki, çok yani, rica ederim. Bakkalı savunma siz, bakanı yapacağız. Hayır. Şimdi bak, siz bu iş adamlarını politik tercihlerinde çok akıllı falan zannediyorsunuz. Ya bu iş adamları dediğinin çoğu tanıdığım insanlardır. Belli şekillerde ticarette, ekonomide başarılı olmuşlardır. Politik tercihleri yanlıştır. Başka bir şey söyleyeyim size. 18 Nisan'a doğru o medyanın şişirmesi neydi? Bilhassa Ecevit'i. Kimler yaptı? Peki onlar mutlu mu şimdi? Burunları sürtmüyor mu? Çünkü dayağı yediler. Ekonomide çöktüler. Şimdi onu şunu söylüyorum. Siz bu adamların doğru yaptığını zannetmeyin. Ama kötü niyetli değiller. Bu dizayn mesela yeni oluşum diye çıkardıkları şey yanlış. Sonucu görecekler. Peki örneğin niye Besim Tibu'yu desteklemiyorlar? Dedim ya, kafaları fazla çalışmıyor. Gayet açık konuşuyorum. Bugün Türkiye'de kafası çalışan herkes LDP'yi destekler. Bu kadar iddialı konuşuyorum. LDP'den başka Türkiye'yi bu sefillikten çıkaracak bir politik hareket yoktur. Ekonomide ben finans konuştuğum zaman karşıma finansmanı bilen banka genel müdürü, dünya finansörü bilmem ne adam getireceksiniz. Soracaksınız. Tarımı efendime söyleyeyim, konuştuğum zaman söylediğim şeyleri tarımdan anlayanlara soracaksınız. SSK'nın özelleştirilmesini bu işten anlayana soracaksınız. Diyeceksiniz ki, ya bu adamın söyledikleri yanlış mı? Ben başkaları gibi İstanbul'a ikinci boğaz açacağım demiyorum. Mesela onu o zaman inşaatçılara soracaksın, palavra mı değil mi? Benim söylediğim şeyler 8 senedir, bak bir şey söylüyorum. 8 senedir hem program ortaya konmuştur, hem Türkiye'nin bütün olaylarında teşhisler konmuştur. Ha şimdi tabii ki biz %20-25'i bulduğumuz zaman bu deminki iş adamları bize de gelecekler, kötü niyetli değil. Bunlar kötü niyetli görmüyorum. Ama hedef niye %20-25? Yani tek başına iktidar değil mi? Şimdi gelsinler yanıma diyor. Ben onda, orada şey yapmak istemiyorum. Benim bu programdaki niyetim partiyi anlatmak, propaganda yapmak. Ben bu adamları anlatacak değilim. Dediğim gibi bu adamlar... Bu adamların kafası çalışmıyor diyorsunuz. Ya kardeşim tabii çalışmıyor yani. Kafaları çok basmıyor. Her zenginin kafası çok çalışıyor da demeyin Allah'ını severseniz. Ama zengin olanın kafası ortalamadan çok çalışıyor diyebilirsin. O kadar da politikada kafaları basmıyor. Anladım. Peki seçim sistemi diyelim, ekonomiyi çok konuşuyor. Evet yani seçime nasıl doğru seçeceğiz? Gidelim. Evet. Bir Kemal Derviş ilgili meselesini anlatmak istiyorum size. Var ya, Kemal Derviş son günlerde çok popüler. Bugün gazetelerin baş sayfalarında ne var biliyor musunuz? Baş sayfada. Cem Kozlu'yla şeydeymiş Kemal Derviş de yalıda yemek yiyormuş da yan yalıdan bilmem ne şarkı gelmiş, o da kahkahalarla gülmüş. Allah Allah. Ya bu Kemal Derviş ne adam ya? Kemal Derviş'in eşi de bir ara çok popülerdi, hatırlarsınız. Ya bu adam, bir de haberler çıkacak. Kemal Derviş bugün iki Coca-Cola içti, fazla çişe gitti diye. Ya böyle saçmalık olur mu ya? Bunlar hasta. Kafayı yemişler bunlar ya. Şimdi Kemal Derviş, tekrar edeyim dinleyicilere. Efendim Kemal bir Derviş, adam. Tamam. Kemal bunu Derviş'in bu kadar niye bu kadar gerek yok. Çünkü cahil. Bak onu anladım. Niçin şişiriyorlar? Şimdi Kemal Derviş krizde kurtarıcı gibi geldi. Sen şimdi bir şeyi bilmezsen, biri kurtarıcı gibi getirirlerse adamı tenkit edemezsin. Çünkü tenkit edersen sana gülerler diye korkarsın.
Şimdi mesela bir doktor getirdiler. Çok iyi doktor dediler. Senin anneni tedavi ediyor. Annen kötüye gidiyor ama doktorun aleyhine konuşamazsın. Sana diyecekler ki Gökhan, deli misin, bu doktor çok iyi. Düzelecek hasta diyecekler. Görüyorsun hasta kötüye gidiyor. Kemal Derviş basit bir bürokrattır. Ya inanamıyorum bu kadar yalakalığa. Bir de CHP'de almak istiyormuş. Kemal Derviş'i almak... Sebebini çözmekte zorlanıyor. Gökhan da aynı şeyi. Şimdi sebebi cahillik. Yani niçin şişiriyorlar peki? Bu balonu birileri bir yerde patlatacaktır bak, mutlaka. Bunun sebepleri var. Kemal Derviş'in İstanbul'da geçmişten bağlantıları var. Üst kademede belli hocalar, gazetelerde bunu iyi bir şekilde getirdiler. Yalnız hükümettekiler hayır, de çekiliyor. Bu kadar samimi bağlantı hayır, nasıl şimdi oldu? Hayır, şimdi İstanbul'da bak, birkaç bunu hocayı ya da en iyi noktalardaki hocaları tanıyor olmak bir insanın ekonomi yönetimine gelmesi için neden midir? Ya da bu hocalar ülkeyi yönetecek adamı belirler mi? O zaman seçmene ne iş düşer? Şimdi bak Kemal Derviş'in yani her bize göre Kemal Derviş'in çok önemli hataları olmuştur. Ben olsaydım 5-6 defa kovmuştum Kemal Derviş'i. Açık söylüyorum. Ne olduğunu da şimdi kısaca anlatayım çünkü boşta kalmaz. Hayır, parayı sanki Kemal Derviş olduğu için onun hatına veriyorlarmış gibi takdim ediliyor ama. Kemal Derviş'in çok önemli hataları olmuştur ama medyanın bu şekilde şişirmesi de sen ekonomiyi bilmiyorsan. Bak şimdi sen bakan ol, başbakan ol, ekonomiyi bilmiyorsun. Herkes Kemal Derviş için mucize adam diyor. Kemal Derviş artık senin üstünde bir otorite sahibi olur. Kapris yapar, şunu şöyle istiyorum der. Birdenbire dördüncü ortak olur. Şu bir şey daha söyleyeyim. Halkımızda bir de başka bir matrak olay var. Kemal Derviş Türkiye için büyük fedakarlık yapmış. Dünya Bankası'ndaki işini bırakmış. Bak ya. Dünya Bankası'ndaki işten bir sene sonra emekli olacaktı. Ne yapacaktı bu? Hadi gidin gazeteci olarak Dünya Bankası'nda 26 tane başkan yardımcısı vardır. Her ülkeden, Türkiye'den her zaman bir tane olur. Bir bakın bakalım eski Dünya Bankası şeyleri, başkan yardımcılar ne yapıyor? Ya basit bir evde, basit bir evde emeklilik yapıyor. Ya üniversitede hoca ya da bir şirkette uyduruk bir danışmanlığı vardır, o kadar. Kemal Derviş'in hataları. Geldiği zaman parayı geç getirerek ekonomiyi boğmuştur. Bak 2001'in Mart ve Mayıs'ını hatırla. 3 ay para getirmiş. Şubat'ta geldi zaten. Mart başında geldi, Mayıs sonuna kadar para gelmedi. Ondan sonra gereksiz telekom şeyini çıkarmıştır. Çok gereksiz yere sarsmıştır piyasayı. Bankalara ve ona bağlı şirketlere el koymada anormal yanlışlık yapılmıştır. Şimdi bak bir banka sahibi zor duruma düşüyor. Ona bağlı şirketler var. Ödeme gücüne düştüğü zaman BBDK el koyuyor, yan şirketlere de el koyuyor. Ve devletin eline bir kazık giriyor. Bırak yahu. Sen adam başta olsun, idare etsin. Çünkü adamın bütün varlıkları sıfıra iniyor. El konduğunda mesela piyasada 10 milyon dolar olan şirket bugün iflasta. Bir örnek vereyim size. Çok önemli bu. Bir tanesine el koyamadılar. Kime biliyor musunuz? İhlas Holding, İhlas Finans'a. Niye? Çünkü İhlas Finans bankalar kanununa girmiyordu. Ve İhlas Finans'ın... Özel finans kurumu statüsünde. Bak dikkat et ne oldu. Enver Ören çok beyefendi, çalışkan bir adam ama herhalde yanlış kararlar aldı. Göremedi bu şeyi finans. 1 milyar 250 milyon dolar borcu vardı İhlas Finans'ın. Benim aldığım bilgileri söylüyorum. Zavallı Enver Ören orada çalışıyor. Onu satıyor, bunu satıyor, bunu veriyor. Kendini borcu olduğu adamlara hastanesinde bedava tedavi ettiriyor. Ne yaptı biliyor musun borcunu? 800 milyon doların altına düşürdü. Hala borcunu ödüyor adamcağız. Ötekilere bak. 700 milyon dolar eksiyle alınmış şirketler. Şimdi devlete maliyeti 2 milyar dolar. Bak dikkat et. Bu nedir biliyor musun? Bu yönetim aptallığıdır, yanlışlığıdır. İsim vermeyeyim. Bir sürü şirket, iyi niyetli adamlar. Bak Gökhan Bey niye iyi niyetli biliyor musun? Adam yurt dışına para kaçırmamışsa piyasa onu o duruma sokmuş. İyi niyetle yatırım yapmış. Bankasından da kredi almış. Bu sefer onu ödeyemeyince bankası da zor duruma düşmüş. Hata tamam. Daha müdebbir olmak lazım. Yani tedbirli olmak lazım. Ama bu kadar büyük finansal krizi kimse beklemiyordu zaten. O bakımdan devlet akıllı olacak. Gerektiğinde topallayan adamı kesmeyecek. Ya topallayan adamı keser misin? Hemen el koyacaksın. Bacağına bir tahta koyacaksın. O canlanacak. Ben şimdi vakit olsa size... El konulan bütün bu holdingleri, bankaları, sahipleri ve tinetleriyle yatırırım bu masaya. Yapılan yanlışlar. Aptal bunlar. Ya bu memleketin parası. Biliyor musunuz o yan şirketlerde devlet memurlarını koymuşlar. Gen müdür, genel müdür, arabalar, maaşlar batıyor. Hepsi batıyor.
Bütün maaşlar şeyden gidiyor. Son iki senede Türkiye'nin iç ve dış borcu iki misline çıkar mı ya? Böyle bir şey olur mu? İki misline çıktığı zaman ne olur? İçeride mal olur değil mi? Ben mesela... O da yok. O da yok. Şimdi senin Yabancı kardeşin var. Gibi üçün biri. Bak Yılmaz, senin kardeşin var. Kardeşinin Türk para, dolar olarak diyelim ki 100 bin dolar borcu var, bakkal açmış. Bir gidiyorsun bakkalına, borcu 200 bin dolar çıkmış, bakkalda da hiç mal yok. Şimdi 200 bin dolara çıkınca sana bakkalda mal gösterse aklına yatar değil mi? Adam yeni mal almış. Böyle bir şey ya. Sen ne yaparsın kardeşini? Oğlum dersin, dükkanı kapatırsın. Döversin kardeşini belki. Kumar mı oynuyorsun dersin? Tabii. Yani Türkiye'de yani Kemal Derviş'in başka hatalarını... Bir dakika, Kemal Derviş'in başka hatalarını söyleyeyim. Merkez Bankası'nın geçen sene döviz 1 milyon 650 bin liraya çıktı ya, para satıp düşürmedi. O büyük hatadır. Bu sene 1 milyon 300 bine düştü. O alarak yükseltmedi. O da önemli hatadır. Bir başka hatası daha vardır. 11 Eylül sayesinde 10 milyar dolar ilave para aldık. %5 faizdi. Bu tamam, iyi bir şeydir. Ucuz faizli para almak iyi. Şimdi bakın, geçen hafta oturduğunuz koltukta İlhan Kesici oturuyordu ve ne dedi? Türkiye 11 Eylül'de 10 milyar dolar fazla para aldı ve Arjantin'de yaşananlar o nedenle Türkiye'de yaşandı. Doğrudur, kısmen doğrudur. Peki. O güzel bir şey.